Efendim Rabbim Kur'an'ın yolundan bizleri ayırmasın. Rabbim inşallah evlerimize, hanelerimize, gönüllerimize Kur'an'ın nurunu versin. Vefat eden kardeşlerimizin kabirlerini pürnur eylesin. Şu anda hastane köşelerinde şifa bekleyen tüm kardeşlerimize Şafi ismi şerifiyle muamele eylesin. Tabii bu dönemde vefat eden kardeşlerimiz oldu. Şu anda şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Onlardan güzel haberler bekliyorsunuz. İnşallah o güzel haberi en kısa zamanda alırsınız ve vefat eden dostlarını, yakınlarını, akrabalarını kaybeden kardeşlerimize de başsağlığı diliyoruz. Rabbim sabırlar ihsan eylesin inşallah. Şimdi bugün Arefe günü değerli izleyenler. Arefe gününde bizim geleneklerimizde vardır. Kabirleri ziyaret ederiz. Onlara dualar okuruz değil mi? Az önce okumuş olduğum ayeti kerimede duanız olmasa buyuruyor Rabbimiz. Ne öneminiz var? Şimdi dua Arefe gününde vefat eden kardeşlerimizi ziyaret eder. Okurduk ama tabii bu kapanma döneminde evlerimizden, hanelerimizden bu da bizim bugünkü ödevimiz olsun. Bilenler Kur'an-ı Kerim'i yüzünden, bilmeyenler de hayır dualarla sevdiklerini yad etsinler. Onlara hayır dualar etsinler ki inşallah ruhları şad olsun. Annelerimizi, babalarımızı ziyaret edemiyoruz demiştik açılışta. Onların gönüllerini almak, onların hayır dualarını almak, anne baba duası almak bizim hayatımızı da, bu dünyamızı da, öbür dünyamızı da Allah'ın izniyle kurtaracaktır. Anlatılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Alkame radıyallahu anh'ın hikayesi anlatılır. Alkame radıyallahu anh çok genç, yakışıklı bir delikanlıydı. Ve rahatsızlandı. Ölüm döşeğindeyken dili tutuldu, konuşamamaya başladı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Ya Resulallah, Alkame vardı, iman etmişti, kelime-i şehadet getirmişti. İslam diniyle şeref bulmuştu. Şu anda çok rahatsız, ölüm döşeğinde. Son nefeslerini verecek belki, çok ağır. Ama dili tutuldu, konuşamıyor. Bir ziyaret etseniz, sizi görse çok memnun olur buyurduklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman yaptığı gibi kırmadı. Bir kuşu ölen çocuğu ziyaret edip gönlünü alan Efendimiz tabii ki onları da kırmazdı, ziyaret etti. Ziyaretinde Alkame radıyallahu anh gerçekten çok ağır hastaydı ve bana annesini çağırır mısınız buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Annesi geldi. Annesine buyurdu ki evladını nasıl bilirsin? Ya Resulallah, evladım çok iyidir, çok güzeldir. Kimseyi kırmaz, incitmez, kimseye zarar dokunmaz. Çok iyi bir delikanlıdır. Tekrar sordu, bana evladını anlatır mısın? Kadın yine hep evladının iyiliklerini, güzelliklerini anlattı. Efendimiz hiç duruşunu bozmadan tekrar sordu. Bana evladını anlatır mısın? Belli ki aradığı bir cevap vardı. Kadının tabiri caizse ağzından o baklayı çıkarmasını bekliyordu. Dedi ki bana evladını anlatır mısın? Ya Resulallah, Alkame çok iyi bir evlattı. Hiç kimseyi kırmaz, incitmez, kimseye zarar dokunmaz. Çok iyidir, çok güzeldir, bunları anlattı, anlattı. Efendimiz yine sordu. Bana evladını anlatır mısın? Tatlı bir sertlikle sordu. Ve kadın şöyle dedi. Ya Resulallah, evladım çok iyidir, çok güzeldir de son zamanlar benim kalbimi kırdı. Efendimiz aradığı cevabı bulmuştu. Dedi ki o evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu, beni bir kenara attı, hep halimi hatırımı soran, anneciğim diyen, yanımdan ayrılmayan beni bir kenara bıraktı. O yüzden ona çok kırgınım ya Resulallah. Onu affeder misin buyurdu Efendimiz. Affederim ama kırgınım ya Resulallah. Beni çok üzdü. Efendimiz tekrar sordu. Onu affet. Kadın affederim ama kırgınım buyurunca yanındakilere şöyle buyurdu Efendimiz. O zaman Medine'den odun toplayın. Alkame'nin başucunda yakın. Tabii o bir komutandı. O bile devlet reisiydi Efendimiz. Ne emrederse yapılırdı. Bunu duyan kadın ana yüreği dayanır mı? Efendimiz de sadece
onu sınamak için bunu sormuştu. Efendimiz onu yapmazdı zaten. Çünkü biz merhameti de Efendimiz'den öğrenmiştik. Kadın ana yüreği dayanmadı. Dedi ki, ya Resulallah, evladımın yanmasına dayanamam, ne yapıyorsunuz? Deyince, sen cehennemin ateşini daha mı az zannediyorsun? Onu affet. Deyince kadın ellerini açtı. Ya Rabbi, ben evladımı affettim. Ona kırgındım ama affettim. Sen de onu affet ya Rabbi. Deyince Efendimiz'e koştular. Efendimiz dönmüştü evine. Birkaç saat sonra Efendimiz'e koştular. Dediler ki, ya Resulallah, Alkame'nin dili çözüldü. Ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. İşte ana baba hakkı, ana baba duası, hayır duası son nefeslerinde insanın imanlı gitmesine sebeptir. Kelime-i şehadet getirmesine sebeptir. Anne baba hakkı Allah'a ve peygambere itaatten sonra gelen haktır. O yüzden fırsat varken küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakalım. Ne buyuruyor Efendimiz? İlk adımı atan kurtuldu. Bu anne babada da bu şekilde, komşuda da bu şekilde, akrabada da bu şekilde, arkadaşlıkta da bu şekilde, dostlukta da bu şekilde. Eğer ilk adımı atarsanız Allah'ın izniyle kurtulan biz olacağız. Gururu, kibiri, enaniyeti bir kenara bırakıp ben Allah'ın rızasını kazanmak için bu dünyaya geldim. Ben bu yüzden kelime-i şehadet getirdim. Ben bu yüzden la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Ve bu yüzden Allah'ın emrini, peygamberin sünnetini yerine getirmekle mükellefim. Onlar ne dediyse ben onu yapmakla mükellefim deyip adım atalım. Ve anne babamızın başta olmak üzere kime kırgınlığımız, kime dargınlığımız, kime küskünlüğümüz, kimde hakkımız olduğuna inanıyorsak bir an önce, bugünden tezi yok, şu anda imkanımız var. Hepimizin telefonları var. Açalım telefonu. Kardeşim, anneciğim, babacığım, ben bir hata yaptım. Veya sen bir hata yaptın, ben seni affettim deyip ilk adım atalım.